Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere atom modellerini anlatacağım. Şimdi atom modellerinin ortaya çıkmasının sebebi madde nasıl meydana geldi? Nasıl oluştu? Bu soruya cevap ararken arkadaşlar atom modelleri ortaya çıkıyor ki bu soru fizik bilimi daha ortada yokken insanların aklına takılan bir soru. Şöyle ki İlk çağda antik Yunan filozofları da bu soruyu kendilerine soruyorlar ve bununla alakalı bazı çıkarımlar yapıyorlar. Ancak bu filozoflardan biri Demokritus şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biz bir taşı alıp parçalayalım. Onu ikiye bölelim. Sonra o parçaları da ikiye bölelim. Sonra elde ettiğimiz yeni parçaları da ikiye bölelim. Sonra oluşan yeni parçaları ikiye bölelim. Yani bu şekilde taşı parçalamaya devam edelim. Ve bu şekilde parçalamaya devam edersem en sonunda parçalayamayacağım kadar ufak bir yapı taşına ulaşmam gerekir. İşte Demokritus maddelerin bu yapı taşından oluştuğunu söylüyor ve bu yapı taşına Latince'de hücre anlamına gelen Atomos adını veriyor. Şimdi Demokritus'un yaptığı bu tanımlama modern atom teorisiyle aynı mantıkta. Ancak Demokritus'un yaptığı bu çalışma nitel bir gözleme dayandığı için sayısal veriden ve deneysel gözlemden uzak olduğu için bilimsel olmaktan uzak. Bilimsel olarak kabul gören ilk atom modelini de John Dalton ortaya koyuyor. Dalton kimyasal tepkimeleri inceliyor. Bu tepkimelere giren elementlerin kütlelerinin nasıl harcandığına bakıyor. Ve yaptığı çalışmalarla maddenin atom adını verdiği küçük, içleri dolu, sert ve parçalanamayan kürelerden oluştuğunu söylüyor. Aynı element oluşturan atomların birbirinin aynısı olduğunu, farklı elementlerin ise farklı atomlardan oluştuğunu ileri sürüyor. Şimdi Dalton'un atom modeli kimyasal tepkimeleri düzgün şekilde açıkladığı için kabul görüyor. Bunun yanında bilimsel olarak üretilen ilk atom modeli olduğu için aslında modern atom teorisinin temelini oluşturuyor. Bu açıdan Dalton atom modeli önemli ancak Dalton ortaya koyduğu bazı hipotezler yanlış arkadaşlar. Mesela atomun içlerinin dolu olduğunu söylüyor ancak atomun içinde boşluk var ve hacim olarak madde olan kısma göre çok daha fazla yer kaplıyor. Bunun dışında atomun parçalanamayacağını söylüyor ancak biz çekirdek tepkimeleriyle atomun parçalanabildiğini biliyoruz. Son olarak da bir element içindeki bütün atomların birbirinin aynısı olduğunu söylemesi de yanlış. Çünkü biz biliyoruz ki izotop diye bir şey var. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı elementler. Mesela hidrojenin bir tane protonu vardır. Bir tane nötron eklendiği zaman döteryum olur. İki tane nötron eklendiği zaman tritium olur. Yani Dalton'un ortaya koymuş olduğu bu hipotez de yanlış. Sonrasında 1853 yılında Pülüker şöyle bir deney yapıyor vakumlanmış bir cam içindeki anot ve katoda yani elektrotlara yüksek gerilim veriyor. Bu gerilimi verdiğinde katottan anota doğru bir ışınım oluştuğunu görüyor ve bu ışınımı arkadaşlar katot ışınımı diyor. Sonrasında Joseph John Thompson bu deneye şu şekilde bir mıknatıs ekliyor ve bu mıknatısın manyetik alanın içinden geçen katot ışınlarının saptığını görüyor. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü manyetizmadan biz biliyoruz ki elektrikle yüklü parçacıklar manyetik alan içinde sapıyor ve katot ışınlarının bu sapma yönlerini inceleyen Thompson bu ışının aslında negatif yüklü olduğunu ortaya koyuyor. Ardından da George Johnson Stoney yaptığı çalışmalarla bu negatif yüklü katot ışının aslında birer parçacık olduğunu görüyor ve bu negatif yüklü parçacıklara da elektron adını veriyor. Yani Plücker, Thompson ve Stoney elektronu keşfediyorlar. Sonrasında Thompson çalışmalarına devam ediyor ve elektronların elektrik yükünün kütlesine oranını hesaplıyor. Bu hesaptan sonra da Milikan başka bir deney yapıyor. Yağ damlası deneyi. Deneyin aynısına çok girmeyeceğim. Ancak arkadaşlar deneyde önemli bir çıkarım yapılıyor. O da şu ki elektronların elektrik yükü eksi 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Yani elektronun elektrik yükünün tam değerini hesaplıyor Millikan. Bu hesap yapıldıktan sonra da geriye sadece elektronun kütlesinin değerini bulmak kalıyor. O da arkadaşlar 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram olarak hesaplanıyor. Tüm bu sonuçlardan sonra da Thomson kendi atom modelini ortaya koyuyor. Elektron veren atomların pozitif yükle yüklendiğini gören Thomson diyor ki atom gene bir küre şeklindedir. Bu küre pozitif bir buluttur. Elektronlarsa bu pozitif bulut içinde homojen dağılacak şekilde gömülüdür ve atom nötrdür diyor. Bir konferans sırasında da Thomson'a bu atom modelini neye benzetebileceği soruluyor ve Thomson kendi atom modelinin üzümlü keke benzediğini söylüyor. O yüzden bu modelin adı arkadaşlar üzümlü kek modeli olarak kalıyor. Şimdi Thomson'un oluşturduğu bu model pozitif yükleri ve elektronları da içine aldığı için aslında atom modellerini bir adım öne taşıyor. Ancak bu pozitif yüklerle elektronların neden birbirini nötrleyemediğini açıklayamıyor. Bunun dışında hala atomun içinin dolu olduğu söyleniyor ki bunun da biz yanlış olduğunu biliyoruz. Bu sorunlara cevap arayan başka bir bilim insanı Rutherford yaptığı çalışmalarla da kendi atom modelini oluşturuyor. Thomson'un atom modelini incelemek isteyen Rutherford mobilya süslemelerinde kullanılan ince bir altın plakayı alıyor ve bu altın plakayı alfa parçacıklarıyla bombardıman ediyor. Plakanın etrafında şu şekilde floresan bir ekranla kapatan Rutherford alfa parçacıklarının plakadan nasıl yansıdığını tespit etmek istiyor. Bu noktada bizim alfa parçacı dediğimiz şey aslında iki protona ve iki nötrona sahip olan bir parçacık. Yani aslında elektronlarını kaybetmiş olan bir helyum çekirdeği ki burada benim anlatmak istediğim şey bu gönderdiğimiz alfa parçacığı aslında pozitif yüklü bir parçacık ve Rutherford'un beklentisi şu yönde. Thomson'un atom modeli eğer doğruysa plakaya gönderdiği alfa parçacıklarının çarpışmadan sonra şu şekilde sapması gerektiğini düşünüyor. Ancak deneyin sonunda bir de bakıyor ki gönderdiği alfa parçacıklarının büyük kısmı plakayı delip geçerek karşı tarafa saplanıyor. Bunun yanında alfa parçacıkların bir kısmı şekildeki gibi saparken çok az bir kısmı da düşündüğü gibi çarptıktan sonra geri geliyor. Şimdi burada önemli mevzu eğer Thomson'un atom modeli doğru olmuş olsaydı bu noktaya gönderilen alfa parçacıklarının karşıya geçememesi gerekiyordu. Çünkü parçacıkların karşıya geçebilmesi için plakanın içinde boşluklar olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak Rutherford diyor ki atomun aslında içinde çok büyük oranda boşluklar vardır ve alfa parçacıkları bu boşluklardan geçerek hareket etmektedir. Bunun dışında buradaki pozitif yüklü parçacıkların bir kısmının saptığını görmüştük. Bunun olabilmesi için arkadaşlar pozitif yüklü alfa parçacığının başka bir pozitif yük tarafından itilmesi gerekiyor. Hatta şuradaki alfa parçacığını görüyorsunuz. Yani buradaki parçacık çarptıktan sonra geri dönmüş. Yani buradaki pozitif yükün kütlesinin çok çok büyük olması gerekiyor. Elde etti bu bulgulardan sonra Rutherford diyor ki atomun içindeki artı yükler atomdan 11 kat küçük olan çekirdekte toplanmış olmaları gerekiyor. Ve atomun kütlesinin büyük çoğunluğunda buradaki artı yüklerin oluşturması gerektiğini söylüyor. Yani aslında Rutherford şu an bize atomun çekirdeğinden bahsetti. Elektronların ise elektriksel kuvvetler sayesinde atomun çekirdeği etrafında dairesel bir yörüngede dolanması gerektiğini söylüyor. Ve çekirdekle elektron arasında da çok büyük boşluklar olması gerekiyor ki gördüğünüz üzere elektronlarla çekirdek arasında çok büyük boşluklar var ve bizim alfa parçacıklarımız arkadaşlar bu boşluklardan geçiyorlar. Bunun yanında pozitif yüklerle elektronlar birbirlerini nötrlüyorlar. Yani elektrik yükü olarak da Rutherford atomun nötr olduğunu söylüyor. Şimdi Rutherford'un yaptığı bu çalışma önemli. Çünkü atom modellerinin çekirdekli olması gerektiğini söyledi. Bu açıdan Rutherford modern atom teorisinin önünü açıyor. Ancak Rutherford'un burada açıklayamadığı bir şey var. Rutherford demişti ki bize elektronlar çekirdek etrafına dairesel yörüngede dolanırlar. Ki çembersel hareketten hatırlıyorsunuz. Çembersel hareket yapan cisimler merkezcil sahiptir. Ve elektromanyetik teoriden de biliyoruz ki ivmeli hareket yapan elektrik yüklü cisimler elektromanyetik dalgalar yayarlar. Ve sürekli olarak foton yayınlayan bu elektronun enerjisini kaybederek son durumda çekirdeğe çakılması gerekiyor. Bunun neden gerçekleşmediğini açıklayamıyor Rutherford. Bunun dışında bu elektron çekirdeğe çakılırken yayınlayacağı fotonların enerjileri ve frekanslarının belli bir değerde sürekli olması gerekiyor. Süreklilikte benim kastım şu. Tam sayıla söyleyecek olursam 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi hani sırasıyla her değer alması lazım. Burada yalnız söylediğim frekans değerleri saçma. Hani örnek anlaşılsın diyerek böyle bir şey söylüyorum. Ancak yapılan çalışmalarda yayınlanan fotonların enerjileri incelendiğinde kesikli değerler aldığı görülüyor. Yani 0, 1, 2, 3 değil de hani 1 oluyor, 3 oluyor, 7 oluyor, 9 oluyor ama mesela hiçbir şekilde 2 olmuyor, 5 olmuyor. Yani yayınlanan fotonların enerjileri ve frekansları kesikli oluyor. İşte Rutherford bunu da açıklayamıyor. Bu duruma da açıklamayı Bohr getiriyor. Rutherford'un eksik bıraktığı kısımları Bohr iki temel varsayım ortaya atarak aşıyor. Bunu yaparken de hem klasik fizikten yararlanıyor hem de kuantum fiziğine giriyor. Şöyle ki Bohr ilk varsayımında elektronların çekirdekteki protonların etrafında elektriksel kuvvetler sayesinde döndüğünü söylüyor. Yani protonların elektronları çekerken uyguladığı kuvveti elektronlar merkezcil kuvvet olarak kullanıyor ve bu sayede çekirdeğin etrafında dönebildiğini söylüyor. Bu noktaya kadar klasik fizik. Ancak buradan sonra Bohr şöyle bir şey söylüyor. Elektronların çekirdek etrafında dolandığı bu yörüngeler kararlıdır diyor. Ve bu kararlı yörüngelerde elektronların açısal momentumlarının h bölü 2 pi'nin tam katlarına eşit olduğunu söylüyor. Buradaki kat sayı arkadaşlar birinci yörünge için 1, ikinci yörünge için 2, üçüncü yörünge için 3 oluyor. Şimdi bu noktada söylememiz gereken bir şey var. Buradaki h arkadaşlar Planck sabiti ve Planck sabitin değeri 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 32. Yani aslında bu h bölü 2 pinin aslında bir sayı değeri var ve açısal momentumda bunun tam katlarına eşit olabilir. Yani buçuk katına bir buçuk katına eşit olamaz. Ya bir katıdır ya iki katıdır ya üç katıdır yani elektronların açısal momentumları dolayısıyla yörüngeleri sürekli olarak her değeri değil de kesikli olarak belli değerleri alabiliyor. İşte bu noktada Bohr atom modelinde kuantum fiziğinden yararlanıyor. İkinci varsayımda da şunu söylüyor. Elektronları biz uyararak üst yörüngelere çıkardığımızda aldığı fazla enerjiyi çok kısa sürelerde geri vererek daha kararlı olan iç yörüngelere dönmeye çalışıyorlar. Ve bu sırada elektron üzerindeki fazla enerjiyi foton olarak yani ışıma yaparak üzerinden atıyor. Bu yayınlanan fotonun enerjisi de yörüngelerin enerji seviyeleri arasındaki farka eşit oluyor. O halde artık yörüngelerin enerjileri de sürekli değil. Kesikli değerler alması gerekiyor. Bu da gene bizi kuantum fiziğine götürüyor. Şimdi sorulara geçmeden önce anlatmayı unuttuğum bir şey var. Onu da bu noktada söyleyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar elektronu Thomson keşfetmişti. Thomson'un öğrencisi olan Rutherford da çekirdekli atom modelini öne sürdüğünde aslında protonların keşfinde yapmış oluyor. Ancak çekirdek kütlesi hesaplandığında yaptığı hesaplara göre daha büyük değerler olduğunu görüyor ve diyor ki çekirdekte protonların haricinde başka parçacıklar da olabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapmıyor. Ancak arkadaşlar biz biliyoruz ki çekirdek içinde proton haricinde bir de nötronlar bulunuyor. İşte nötronların keşfini bu sefer Rutherford'un öğrencisi olan Chadwick yapıyor. İlk sorum şöyle. Bor atom modeline göre taban enerji düzeyindeki elektron en eşittir 3 yörüngesine uyarıldığı zaman açısal momentumundaki değişim kaç h bölü pi'dir? Şimdi soruda elektron taban enerji düzeyinden 3. yörüngeye uyarılmış. Taban enerji düzeyinde yörünge sayımız arkadaşlar 1. Soruda bizden açısal momentumdaki değişimi istemiş. Bunu bulmak için arkadaşlar son açısal momentum değerinden ilk açısal momentum değerini çıkarsak yeterli oluyor. Şimdi son durumda elektron 3. yörüngede. İlk durumdaysa taban enerji düzeyinde yani birinci yörüngede bulunuyor. Ve burada yapmamız gereken tek şey açısal momentum ifadesinde en yerine bulundukları yörüngeleri yazmak. Yani üçüncü yörüngede elektronun açısal momentumu 3H bölü 2P iken birinci yörüngede açısal momentum 1H bölü 2P olacak. İşlemde tamamladığımız zaman 2H bölü 2P kalır ve sonuç olarak arkadaşlar açısal momentumdaki değişim H bölü piye eşit olur. Şimdi Niels Bohr kendi atom modelini ortaya attıktan sonra James Frank ve Gustav Hertz bu modelin doğruluğunu sınamak için bir deney yapıyorlar. Frank Hertz deneyi. Deneyde hızlandırdıkları elektronları içinde sezyum veya civa gazı bulunan bir odaya gönderiyorlar. Elektronlar burada gaz atomlarını uyarıyorlar ve bir miktar enerjilerini atomlarda bırakıyorlar. Ardından buradaki bazı elektronlar da şuradaki delikten ölçüm odasına ulaşabiliyor ve bu ulaşan elektronların gaz odasında ne kadar enerji bıraktığına bakıyorlar. Örnek vermek için şöyle bir şey yapalım. İçerideki gazın bir sezyum gaz olduğunu varsayalım ve bu noktada arkadaşlar içeride 5 elektron voltluk enerjiye sahip elektronları gönderelim. Deney bu şekilde yapılırsa gazı uyaran elektronlar dışarı sırasıyla 1,13 elektron voltla, 2,7 elektron voltla ve 3,62 elektron voltla çıkıyorlar. Deneyde 5 elektron volt yerine elektronların enerjisini 1 elektron volt arttırsak yani 6 elektron voltla gönderirsek ölçüm odasına ulaşan elektronların enerjileri de 1 artmış oluyor. Yani 5 elektron volt yerine 6 elektron volt kullandığımızda elektronlar ölçüm odasına 2,13 elektron voltla, 3,7 elektron voltla ve 4,62 elektron voltla ulaşıyorlar. Yani biz içeri 5 elektron volt enerjiye sahip elektronlar gönderdiğimizde elektronlar dışarı 1,13 elektron voltla çıkıyor. İçeride bu elektronlar 3,87 elektron volt enerji bırakıyorlar. Aynı şekilde 6 elektron volt gönderdiğimizde dışarı elektronlar 2,13'te çıkmıştı. O halde burada elektronlar gene atomları 3,87 elektron volta kadar uyarabiliyorlar. Bu işlemde diğer seviyeler için yaptığımızda şunu görüyoruz. İçeri gönderdiğimiz elektronlar içerideki sezyum gazının atomlarını sadece 1.38 elektron volta veya 2.30 elektron volta veya 3.87 elektron volta uyarabiliyorlar. Uyarılmış elektronlar da üst yörüngelere çıktığı zaman bu yörüngelerin uyarılma enerjilerini biz 1.38, 2.30 veya 3.87 olarak görüyoruz. Böylece Frank ve Hertz sezyum atomundaki elektronların enerji seviyelerinin kesikli olduğunu kanıtlamış oluyorlar. Bu deneyle de bor atom modeli kabul görüyor. Aynı deneyi daha sonra civa atomu için yaptıklarında civa atomunun enerji seviyelerinin 4.86, 6.67, 7.80, 8.84 ve 10.4 elektron volt olduğunu görüyorlar. Brown-Karst deneyinden sonra da bor kendisi bir deney yaparak oluşturduğu atom modelini pekiştiriyor. Deneyde bor içinde hidrojen gazı olan bir cam tüpü alıyor ona gerilim vererek hidrojen gazını uyarıyor ve gazın akkor hale gelmesini sağlıyor. Yani ışık saçmasını sağlıyor. Gazdan çıkan bu ışığıdan prizmadan geçirerek ışığı dalga boylarına göre ayırıyor. Yani spektrumunu oluşturuyor. Şimdi Rutherford'un modeline göre elektron her enerji seviyesinde bulunabileceği için burada çıkması gereken elektromanyetik spektrumun sürekli olması gerekiyor. Yani her dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgaları görmemiz gerekiyor. Ancak bor bu kırınımı gerçekleştirdiğinde oluşturduğu spektrometrede bir mor ışık görülüyor, bir mavi ışık görülüyor, bir yeşil ışık bir de kırmızı ışık görünüyor. Bu oluşan spektrum arkadaşlar aslında Balmer serisi. Serilere geldiğimiz zaman ayrıntılı inceleyeceğiz. Ancak bu noktada kısaca şöyle bir özet geçeyim. Üst yörüngelere uyarılmış elektronlar. ikinci yörüngeye indiğinde buradaki elektromatik dalgaları yayınlıyorlar. Yani şöyle üçüncü yörüngeye uyarılmış bir elektron ikinci yörüngeye indiğinde 656.3 nanometrelik kırmızı bir ışınım salıyor. Dördüncü yörüngeye uyarmış bir elektron 2'ye dönerse o durumda da elektron arkadaşlar yeşil ışık salıyor. Beşinci yörüngeden 2'ye inersek mavi ışık görüyoruz. Altıncı yörüngeden indiğimizde de mor ışık görüyoruz arkadaşlar. Ve Niels Bohr'un yaptığı çalışmalarda da bu elektromanyetik dalgaların bu bölgede olması gerekiyor. Yani arkadaşlar Bohr kendi atom modelini pekiştirmiş oluyor bu deneyle. Frank Hertz deneyle alakalı bir sorun var sırada. Civa buharının bulunduğu bir gaz odasına 10 elektron volt enerjili elektronlar gönderiliyormuş. Buna göre gaz odasından çıkan elektronların kinetik enerjilerini bulunuz. Şimdi buradaki enerji grafiği arkadaşlar civa atomunun sahip olduğu yörüngelerin uyarılma enerjileri değerlerini veriyor bize. Yani ben taban enerji durumundaki bir elektronu ikinci yörüngeye uyarmak için atoma 4,86 elektron volt enerji vermem gerekiyor. Aynı şekilde bu elektronu ikiye değil de üçüncü yörüngeye uyarmak istiyorsam bu durumda atoma 6,67 elektron volt enerji vermem gerekiyor. Bahsettiğimiz bu enerjileri de gaz odasına gönderdiğimiz 10 elektron volt enerjiye sahip elektronlar veriyor. Şimdi odaya gönderdiğimiz elektronların enerjisi 10 elektron volt olduğu için civa atomunu 5. yörüngeye uyarırsa enerjisinin 8,84'ünü atoma bırakmış olacak. O halde arkadaşlar bu elektron ölçüm odasına 1,16 elektron volt enerjiyle ulaşacak gönderdiğimiz elektron civa gazını 5. yörüngeye değil de 4. yörüngeye uyarmış olsaydı bu durumda 10 elektron volt enerjisinden 7.80'ini atoma vermiş olacaktı. Bu durumda da dışarı 2.2 elektron volt da çıkmış olacaktı. Aynı şekilde 3. yörüngeye uyarmış olsaydı bu durumda arkadaşlar 3.33 elektron volt da ölçüm odasına ulaşırdı bizim gönderdiğimiz elektronlar. 2. yörüngeye uyarmış olsaydı 5,16 elektron voltta ölçüm odasına ulaşırdı. Veya bizim gönderdiğimiz elektron hiçbir civa atomuyla etkileşmeden direkt ölçüm odasına ulaşabilirdi. O durumda da arkadaşlar ölçüm odasına 10 elektron volt enerjiyle çıkabilirdi. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bizim gönderdiğimiz elektron buradaki civa atomlarından bir tanesini ikinci yörüngeye uyardığı zaman geriye 5,16 elektron voltluk enerjisi kalıyor. Ve bu enerjiyle başka bir civa atomuna çarparsa bu durumda arkadaşlar o atomu tekrardan ikinci yörüngeye uyarabiliyor. Yani 5-16'dan gene 4-86'lık bir enerji verebiliyor civa atomlarına. Bu durumda arkadaşlar bizim gönderdiğimiz elektronun 0-28 elektron volt kadar bir enerjisi kalıyor. Yani gaz odasından bu elektron iki tane civa atomunu arka arkaya uyarıp 0-28 elektron voltta çıkabiliyor. Böyle de bir durum var. Buna da dikkat edin. Bir sonraki sorum da şöyle. Cıva atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir. Cıva buharının olduğu bir gaz odasına e kinetik enerjisiyle gönderilen elektron peş peşe iki cıva atomunu uyarıp ortamdan 1,28 elektron volt kinetik enerjiyle çıkıyormuş. Buna göre gaz odasına giren elektronun kinetik enerjisi en az kaç elektron volttur denilmiş. Şimdi burada arkadaşlar en az denildiği için gönderdiğimiz elektronun cıva atomunu ikinci yörüngeye uyarması gerekiyor. Çünkü cıva atomunu en az enerjiyle ikinci yörüngeye uyarabiliyoruz. En çok kaç elektron volt demiş olsaydı o zaman cıva atomlarını gönderdiğimiz elektrodun 8.84 ile uyarması gerekiyordu. Biz içeri E enerjisine sahip bir elektron gönderdik. Bu elektron öncelikle bir cıva atomunu uyardı ve ikiye uyardığını varsaydık. 4.86 elektron volt enerjiyi bıraktı atomda. Ardından başka bir cıva atomunu uyardı. Ona da gene 4.86 elektron volt enerji vermesi gerekiyor. Sonrasında da arkadaşlar bu elektron gaz odasına 1,28 elektron voltta ulaşıyormuş. Bu durumda gönderdiğimiz elektronun enerjisi işlemi tamamladığımızda 11 elektron volt çıkıyor. Şimdi Dalton, Rutherford ve Thomson atom modellerine ayrıntısına girmeden özet şeklinde işledik ancak Bohr atom modelinde bunu yapmayacağız. Niels Bohr'un yaptığı çalışmaları ayrıntılarıyla anlatacağız. Çünkü modern atom teorisi Bohr'un yaptığı çalışmalar üzerine kurulmuş. Borun çalışmalarını anlatmaya da enerji seviyeleriyle başlayacağız. Bir elektronun yörüngede dolanırken toplam enerjisinin değerini bulacağız öncelikle. Bunun için de arkadaşlar şunu yapacağız. Buradaki elektron çekirdekteki protonlar tarafından çekildiği için bir potansiyel enerjisi var. Aynı zamanda dairesel hareket yaptığı için bir kinetik enerjisi var. Bu enerjilerin toplamı bize elektronun yörüngedeki enerjisini verecek. Öncelikle burada potansiyel enerji aslında çekirdekteki protonlarla elektronlar arasında meydana gelen elektriksel potansiyel enerji şeklinde. Yani potansiyel enerjiyi KQ1 çarpı Q2 bölü D ile bulacağız. Burada Q1 çekirdekteki protonların elektrik yükü olsun. Q2 de elektronun yükü olsun. Elektronun yüküne biz eksi E dersek çekirdekteki her bir protonun da yükü onun artılısı olacak. Ve çekirdekte de toplamda atom numarası kadar proton olduğu için çekirdekte toplamda Z çarpı E kadar bir pozitif yük var. O yüzden potansiyel enerjiyi KZE çarpı eksi E bölü R ile bulacağız. İşlemi şimdi buradan tamamladığımızda potansiyel enerjinin değeri eksi KZE kare bölü R olacak. Ardından kinetik enerjiyi bulmaya başlayacağız. Kinetik enerji ifadesi bildiğiniz gibi 1 bölü 2 MV kare. Ancak bunu şu ifadeye benzer şekilde çıkaracağız. bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Elektronun bu yörüngede dairesel hareket yapmasını sağlayan kuvvet elektriksel kuvvet. Yani burada elektriksel kuvvetler aslında merkezcil kuvvet görevi görüyor. O halde biz elektriksel kuvvetleri merkezcil kuvvete eşitlersek buradan arkadaşlar m ve kareyi çekebiliriz. Şimdi küçük bir hatırlatma olması için şunu söyleyeyim. Burada arkadaşlar Q1 çekirdekteki protonlar, Q2 elektronları yıkıyor, R de elektronla çekirdek arasındaki mesafe ve bunun karesini alıyorduk elektriksel kuvveti hesaplarken. Bu eşitlikte de dikkat ederseniz R şuradaki R'nin karesini götürüyor ve ifademiz böyle bir hal alıyor. Buradaki M ve kareyi de getirip şurada yerine yazarsak Kinetik enerji ifademiz 1 bölü 2 kz e kare bölü r şeklinde oluyor. Elektronun yörüngedeki toplam enerjisi de kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı demiştik. O halde yapmamız gereken şey bu iki ifadeyi toplayarak yörüngedeki toplam enerjiyi bulmak. Elektronun bulunduğu yörüngeye n dersek n'inci yörüngedeki elektronun kinetik enerjisi bu iki ifadenin toplamıdır dediğimiz gibi. Ve dikkat ederseniz potansiyel enerjinin büyüklüğü kinetik enerjinin büyüklüğünden iki kat büyük. O yüzden yörüngedeki toplam enerji eksi kz e kare bölü 2r şeklinde çıkıyor. Bu noktada Bohr şöyle bir şey yapıyor. Elektronun bulunduğu yörüngenin yarıçapını öncesinde de hesaplamıştı. Bu bulduğu yarıçap ifadesini getirip burada yerine yazdığında toplam enerji ifademiz şu şekilde oluyor. İşlemi biraz toparladığımızda ifade eksi k e kare bölü 2a0 çarpı z kare bölü n kare şeklinde oluyor. Buradaki A0 arkadaşlar Bohr yarıçapı. Bunun belli bir değeri var sayı olarak. K 9 çarpı 10 üzeri 9. E elektronun yükü ki bunun da değerini tam hesapladığını söylemiştik. 2 zaten sayı. Yani şuradaki kısmın arkadaşlar aslında bir sabit bir değeri var. Buna Rydberg right sabiti de deniliyor. Ve değeri 13,6 elektron volt oluyor. Yani n'inci yörüngedeki elektronun toplam enerjisini eksi 13,6 z kare bölü n kare ifadesiyle buluyoruz. Bu noktada bu çıkarımların hiçbirinden mesul değilsiniz arkadaşlar. Sizin burada dikkat etmeniz gereken tek şey buradaki eşitlikler olacak. Şöyle ki potansiyel enerji dikkat ederseniz toplam enerjinin iki katı değerine eşit. Toplam enerji değerine baktığımızda büyüklük olarak toplam enerji kinetik enerjiye eşit. Ancak negatif değer almış şekilde bulunuyor. O yüzden potansiyel enerji de toplam enerjinin eksi iki katı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu eşitlikleri bilseniz ve yörüngedeki toplam enerjinin de bu ifadeyle bulunduğunu bilseniz yeterli. Şimdi bu ifadeyi de hidrojen atomu için inceleyeceğiz ve hidrojenin yörüngeler üzerindeki enerji seviyelerini hesaplayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hidrojenin bir tane protonu olduğu için buradaki z'nin değeri 1 olacak. En içinde hidrojenin sahip olduğu tek elektron hangi yörüngedeyse onu yazacağız. En yerine 1 yazdığımızda z'nin değeri de 1'di. Bu sebeple elektronun birinci yörüngedeki enerjisi eksi 13,6 elektron volt şeklinde karşımıza çıkıyor. İkinci yörüngeye geldiğimizde n yerine 2 yazıyoruz. Yani 13,6'yı 4'e bölüyoruz. Bu durumda ikinci yörüngedeki enerjimiz de eksi 3,4 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü yörüngeye geldiğimizde değerimizi 9'a bölüyoruz. Yörüngedeki toplam enerjimiz eksi 1,5 elektron volt oluyor. Dördüncü yörüngeye geldiğimizde değerimizi 16'ya bölüyoruz. Ve yörüngedeki toplam enerjimiz eksi 0,85 elektron volt oluyor. Beşinci yörüngede bu 0,54 elektron volt oluyor. Sonrasında da arkadaşlar elektronu atomdan kopardığımızı biliyoruz. Ki buna da biz iyonlaşma diyoruz. Yani ben birinci yörüngedeki elektrona 13,6 elektron volt verirsem bunu atomdan koparıyorum. İkinci yörüngedeki atom içinde 3,4 elektron volt enerji verirsem elektron atomdan kopuyor yani iyonlaşıyor. Üçüncü yörüngede 1.5 elektron volt yeterli. 4 ile 0.85, 5 ile 0.54 elektron voltla elektronu atomdan koparabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar elektronun yörüngedeki toplam enerjisi için bağlanma enerjisi tanımı da kullanılıyor. Ve bu enerjiye eşit enerjiyi siz elektrona verirseniz elektronu atomdan koparıyorsunuz. Alakalı ilk sorum şekilde Bor atom modeline göre hidrojen atomunun ikinci enerji seviyesinde dolanan elektronun toplam enerjisi E2, dördüncü enerji seviyesinde dolanan elektronun toplam enerjisi E4'tür. Buna göre E2 bölü E4 oranını bulunur. Hidrojenin atom numarası da 1'miş. Yani bir tane protonu varmış hidrojenin. Şimdi enerji ifademiz eksi 13,6 çarpı z kare bölü n kare. Bunu ezan diye aklınızda tutabilirsiniz. Sadece z ile nin, n'in karesini aldığınızı unutmayın. İkinci yörünge için bu enerji ifadesini hesaplarsak 13,6 çarpı Z'nin değeri hidrojen için 1. Bölü elektronun ikinci yörüngedeyken enerjisini arıyoruz. O yüzden 2'nin karesini alacağız. Yani eksi 13,6'yı 4'e bölmüş olacağız. Aynı işlemi dördüncü yörünge içinde yazalım. Eksi 13,6 zaten sabit. Hidrojenin atom numarası 1 ve elektron dördüncü enerji seviyesinde olacağı için 4'ün karesini almış olacağız. Bizden istenen şey buradaki ifadelerin oranı. O yüzden ifadeyi aslında 1 bölü 4 bölü 1 bölü 16 şeklinde yapsak Değerimiz buradan 4 çıkacak. Ancak biz uzun uzun işlemleri tamamlayalım. Şu işlemi tamamladığımızda ikinci yörüngedeki bağlanma enerjisi eksi 3,4 elektron volt oluyor. Dördüncü yörüngedeki bağlanma enerjisi de arkadaşlar eksi 0,85 elektron volt oluyor. 3,4'ü 0,85'e de bölerseniz cevabınız arkadaşlar buradan 4 olarak çıkıyor. Sonraki sorum şu şekilde. Bor atom modeline göre helyum artı bir iyonunun en eşittir ikinci yörüngesinde dolanan elektronun toplam enerjisi, potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi kaç elektron volttur bulmamız istenmiş. Burada yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Helyumun iki tane protonu var. Yani kararlı olduğu durumda iki tane elektron olması gerekiyor. Ancak biz artı bir iyonunu alıyoruz. Yani iki elektrondan birini vermiş. Yani işlem yaptığımız atomun bir tane elektronu var. Buna dikkat edin. İşlemede toplam enerjisini bularak başlayalım. Enerji ifademiz hatırlıyorsunuz ki eksi 13,6 çarpı z kare bölü n kare şeklinde. Eksi 13,6 çarpı helyumun iki tane protonu vardı. 2'nin karesini alıyorsunuz. Elektronun da ikinci yörüngedeki enerjisini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden n yerine de 2 yazacağız. Buradan arkadaşlar ikinci yörüngedeki elektronun enerjisini eksi 13,6 elektron volt olarak buluyoruz. Sonrasında potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi sorulmuş. Bunun için de şunu yapacağım. Toplam enerji ifadesi hatırlıyorsanız arkadaşlar potansiyel enerjinin yarısıydı. Yani 2E'nin biz EP olduğunu biliyorduk. Bunun dışında toplam enerji değeri de büyüklük olarak kinetik enerji değerine eşitti. Sadece değerimizin negatifini alıyorduk. Bu yüzden potansiyel enerji ifademiz eksi 27,2 elektron volt oluyor. Kinetik enerjimizin değeri de görüyorsunuz 13,6 elektron volt oluyor. Bu noktadan sonra uyarılma enerjisini anlatacağız. Şöyle ki biz atoma 13,6 elektron volt verirsek birinci yörüngedeki elektronu koparıyorduk. Yani iyonlaştırıyorduk. Aynı şekilde atoma 3,4 elektron volt verdiğimizde buradaki elektronu koparabiliyorduk. Şimdi burada elektrona 13,6 yerine şu aradaki farkı versek yani 10,2 elektron volt versek bu durumda birinci yörüngedeki elektron iyonlaşmak yerine İkinci yörüngeye çıkmış olacak. Yani atoma verdiğimiz fazla enerji, elektronun üst yörüngelere çıkmasını sağlayacak. İşte bu olayı arkadaşlar biz uyarılma diyoruz. Ve kararlı bir atomda temel enerji seviyesinde yani birinci yörüngede dolanan elektronu da bu enerjileri verdiğimizde üst yörüngelere çıkardığımızı biliyoruz. İkinci yörünge için uyarılma enerjimiz 10.2 elektron volt. Üçüncü yörüngedeki değeri de bulmak için şunu yapacağız: hidrojen atomunu 13.6'dan buçuk elektron volt eksik enerji verirsek yani toplamda 12,10 elektron volt verirsek temel haldeki elektronu 3. yörüngeye çıkarıyoruz. Aynı şekilde atoma 12,75 elektron volt verirseniz Birinci yörüngedeki elektronu 12,75'e çıkarıyorsunuz. 13,06 elektron volt verirseniz bu durumda da elektronumuz 5. yörüngeye çıkıyor. İşte buradaki enerji değerleri yörüngelerin uyarılma enerjileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında siz birinci yörüngedeki atoma 13,6 elektron volt verirseniz onu atomdan koparıyorsunuz. Onun da iyonlaşma olduğunu söylemiştik. Sorulara geçmeden önce bir de şunu söyleyeceğim. Biz birinci yörüngedeki atomu bir kez uyardığımızda ikinci seviyeye çıkıyor. O yüzden ikinci yörünge aslında birinci uyarılma enerji seviyesi. Aynı şekilde elektronu iki kez uyarsak Üçüncü yörüngeye çıkıyor. Yani üçüncü yörüngemiz arkadaşlar ikinci uyarılma enerji seviyesi. Bunu sorularda göreceğiz zaten. Alakalı ilk sorum şöyle. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibiymiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu değerler uyarılma enerji değerleri. Üçüncü uyarılma enerji düzeyine uyarılmış bir elektron. Foton yayınlayarak açısal momentumunu h bölü 2 pi azaltıyormuş. Buna göre yayınlanan fotonun enerjisi kaç elektron volttur? Şimdi üçüncü uyarılma enerji seviyesi 1, 2, 3 dersek aslında dördüncü yörüngeye denk geliyor. Yani uyarılmış olan elektronumuz dördüncü yörüngede. Bu sonradan açısal momentumunu h bölü 2 pi kadar azaltıyormuş. Yani açısal momentumdaki değişim eksi h bölü 2 pi kadarmış. Bizim burada yapmamız gereken şey de bu elektronun hangi yörüngeye indiğini bulmak. Şöyle yapacağız. Son açısal momentumdan ilk açısal momentum değerini çıkarsak şu ifadeyi bulmamız lazım. Son durumda nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak ilk durumda elektronumuz dördüncü yörüngede. O yüzden 4H bölü 2 pi yazacağım. Bunu eksi H bölü 2 pi eşitlersek son yörüngemizdeki açısal momentum değeri 3H bölü 2 pi oldu. Ve biz açısal momentum ifadesini en bölü 2 pi ile bulduğumuz için buradaki n değeri arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. Yani buradaki elektronumuz arkadaşlar 4. yörüngeden 3. yörüngeye inmiş bulunuyor. Ve ikinci postulatta söylediğimiz gibi Elektron 12.75 ile 12.10 arasındaki farkı yani 0.65 elektron voltu dışarıya elektromanyetik dalga olarak yayınlayacak. Yani yayınlanan fotonun enerjisi arkadaşlar 0.65 elektron volt oluyor. Sonraki sorum şöyle. Bor atom modeline göre taban enerji durumundan 3. uyarılma enerji seviyesine uyarılan hidrojen atomunun yayınlayabileceği fotonların en büyük kinetik enerjisinin en küçük kinetik enerjisine oranı e max bölü E min kaçtır? Şimdi bu soruyu çözmek için arkadaşlar bizim aslında enerji seviyelerine ihtiyacımız var. Üçüncü uyarılma enerji seviyesinin aslında dördüncü yörünge olduğunu söylemiştik. Şimdi dördüncü yörüngedeki bir elektron direkt temel hale dönse üzerindeki bütün fazla enerjiyi elektromanyetik dalga olarak yayınlayacaktır. Yani dışarıya 12,75 elektron voltluk bir elektromanyetik dalga gönderecektir. Yani E max'ın değerini aslında tam olarak bulmuş oluyoruz. Yani elektron 12,75 elektron volt enerjiye sahip bir foton yayınlayacak. Sonrasında minimum değerine bakacağız. Bunun olması için de elektronun 1,6 yörüngeye inmesi lazım. Bu durumda arkadaşlar 12,75'ten 12,10'u çıkarırsanız 0,65 kalıyor. Yani elektron 4'ten 3'e inerse dışarıya 0,65 elektron volta sahip bir foton yayınlayacak. O halde E minin değeri 0,65 oluyor. Soru bizden bunların oranını istemişti. Onun değeri de arkadaşlar 19,61 olarak çıkıyor. Bir sonraki sorum şöyle. Sezyum atomunun enerji düzeyleri grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ikinci uyarılma enerji düzeyine uyarılan sezyum atomların yayınlayabileceği fotonların enerjileri kaç elektron volttur? Şimdi ikinci uyarılma enerji düzeyi bildiğiniz gibi üçüncü yörüngeye denk geliyor. Bu elektron üzerindeki fazla enerjiyi attığında atom kararlı hale gelecek. Bu sırada da elektron 3. yörüngeden direkt 1. yörüngeye inebilir. Bu durumda da yayınlayacağı fotonun enerjisinin 2,30 elektron volt olması gerekiyor. Ancak buradaki elektron direkt 1'e inmek yerine 3'ten 2'ye ardından 2'den 1'e de inebilir. Bu durumda bu aradaki farklar kadar iki ayrı foton yayınlar. Şöyle ki 2.30'dan 1.38'i çıkarırsanız bu iniş sırasında elektron 0.92 elektron volta sahip bir foton yayınlayacak 2'den bire indiği zaman da 1,38 elektron voltluk bir foton yayınlayacak O yüzden yayınlanabilecek fotonların enerjileri sırasıyla 0,92, 1,38 veya 2,30 elektron volt oluyor. Bir tüp içerisinde bulunan gaz atomları enerjiler 5 düzene uyarılmıştır. Elektronlar taban enerji seviyesine yani enerjiler birinci yörüngeye dönene kadar kaç farklı foton yayınlayabilir? Soruda söylenene göre bizim elektronumuz arkadaşlar 5. yörüngeye çıkmış. Bu elektron kararsız durumda olduğu için üzerindeki fazla enerjiyi foton yayınlayarak atacak ve aşağıdaki yörüngelere geçecek. Bu sırada arkadaşlar farklı geçişler yapabilir. Mesela 5. yörüngeden direkt 1. örünge inebilir veya 5. yörüngeden 2'ye inebilir, 3'e inebilir veya 4'e inebilir. Burada 4. yörüngeye indiğini varsayalım. Bu 4. yörüngeye inmiş elektron 4'ten direkt 1'e inebilir veya 4'ten 2'ye inebilir veya 4'ten 3'e inebilir. Burada 3. yörüngeye inmiş olan bu elektronlar da 3'ten direkt 1'e inebilir. 3'ten 2'ye inebilir. Bu noktada 2. yörüngeye inmiş olan elektronlar da sadece 2'den 1'e inerken bir foton yayınlayabilir. Yani bizim elektronumuz temel yörüngeye inerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 farklı geçiş yapabilir ve her geçişte de bir foton yayınlanacağı için 10 farklı foton yayınlanabilir. Bu arada yayınlanacak farklı foton sayısını n çarpı n eksi 1 bölü 2 ifadesiyle de bulabiliyorsunuz. Bu şekilde yaparsak 5 çarpı 5 eksi 1 4 bölü 2'den gene 10 tane foton yayınlayacağını bulabilirsiniz. Ancak arkadaşlar burada bu şekilde bir formül ezberlemeye gerek yok. Çünkü şu mantığı anladıysanız elektron temel yörüngeye dönene kadar kaç farklı geçiş yapacağını çıkarabiliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar borun çalışmalarını henüz anlatmış değiliz. Daha anlatmamız gereken yörünge yarıçapları var, atomların uyarılması var ve seriler var. Bunları bitirdikten sonra da modern atom teorisinden bahsedeceğiz ve kuantum sayılarını anlatacağız. Ancak bunların hepsini tek bir videoya sığdırmaya çalışırsam bir saati geçecek süre. O yüzden videoyu burada kesip kalan kısmı ikinci bir videoda anlatacağım. Yani şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.